gelişmekte olan Volcano oyununu arkadaşlar oynadım. Aksiyon RPG'si ve büyük bir potansiyeli sahip. Birazdan. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Volcano oyununu oynayacağım. Ve birazcık da sizlere de göstermek istiyorum. Oyun çok güzel. Benim en sevdiğim MMO aksiyon RPG'lerinden bir tanesi. Oyun henüz gelişim aşamasında. Fazla üzerine bir şey söylemeden direkt oyuna başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar burası zindan. Oyunda benim karakterim orta dereceli, yani tam yeni açtığım için tam da bilmiyordum. Birazcık karakter sapma yaşadı, yani tam şu an mesela okçu benim adamım. Yani benim karakterim okçu normalde. Ama ben birazcık bunu hem Assassin's yaptım, ondan sonra okçu yaptım, sihirbazı yaptım. Biraz karıştırdım açıkçası. İkinci aşam karakterde bunu daha iyi bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Daha iyisini yapacağım. Yani karakteri en azından neyse o yapacağım, yani öyle anlatayım. Öyle demek istiyorum açıkçası. Yani neyse o yapacağım, çünkü oyunu henüz bilmiyorum. Yeni aldım ben. İlk defa oynuyorum. Oyunu ben beğendim. Gelişmesini de isterim açıkçası. Güzel oyun. Bu oyun hakkında neler daha fazla söyleyebilirim? Bu oyun aslında 20 level şimdilik arkadaşlar. Ondan sonra duruyor. Şu an ben öyle sanıyorum. Doğru mu bilmiyorum. Çünkü durdu burada. Ama ilerler mi bilmiyorum şu an. Gerçekten bir fikrim yok. 21 olacak mı bilmiyorum. Ama 20 level olmasını tahmin ediyorum. Çünkü herkes 20 level diyordu YouTube'da. Ben de onlardan öyle tahmin ediyorum. Çünkü orada bir ilerleme yok. Yeni gelen update'lerden birlikte çoğalacaktır büyük ihtimalle. Bu oyun açıkçası arkadaşlar gelişim aşamasında olduğu için henüz beta bile değil. Ama beta'ya şimdiden haber vereyim. 9. ayda beta'ya geçecekler. Onun duyurusunu da resmi sitelerinde yaptılar. Ben bu ekip arkadaşlar, bu oyunu yapan ekibin kaç kişi olduğunu size söylemem gerekirse, ben çünkü detaylı bir araştırma yaptım. 31 kişiler CEO'sundan birlikte. 31 kişi geliştiriyorlar bu oyunu arkadaşlar. Bu oyun bence güzel. Benim de hoşuma gitti. Gelişim aşamasını da her iki ayda bir yeni gelişim için yeni patchler geleceğini veyahut da daha çok elimizden geleceğini her iki ayda bir söylüyorlardı. Yani elimizden geldiği kadar yapacağımızı. Bu üç ayda, en son üçüncü ayda yaptılar. Neredeyse 3,5 ayda geçti. Henüz herhangi bir update gelmedi. Ama ben biliyorum, tahmin edebiliyorum niye gelmedi. Arkadaşlar 31 kişilik ekipten bu kadar. Çünkü 9. ayda şeye geçecekler. Beta'ya geçecekler. O yüzden de zamanları yok herhalde ki, bana kalırsa. O yüzden herhangi bir küçük bir update gelmedi. Ama yakında beta'ya geçtikten sonra her şey değişecektir. Oyun güzel. Oyunun farklı şeyleri de var. Sırf zindan yok. Şey de var. Hani neydi o? Hani bir şeyde kule savaşları tarzına benzeyen, en iyisi öyle söyleyeyim ben. Yani kule savaşlarına benzeyen bir şey var. Yani bir nevi ona benziyor. Güzel bence. Yani onu güzel yapmışlar. Ben orasında pek bir şey söyleyemeyeceğim. Benim dün ilk defa oynadığım için pek bir şey söyleyemeyeceğim. Ama oraya da bugün giremezsek de başka gün girerim diye düşünüyorum. Çünkü bu oyun hakkında pek bir bilgi ben YouTube'da bulamadım. Türkçe kaynaklı. Elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum bu oyunu. İlk çıktığında oynamışlar ve kimse bir daha da elini almamış.
Ama yazık yani, bence oyun emek sarf edilmiş bu oyuna. Ben de henüz süper bilmiyorum bu oyun hakkında, ama oyun şimdiye kadar 20. levele kadar geldim, ama henüz görevler bitmedi ama arkadaşlar. Yani sadece levele 20 levele geldim. Görevler bitmedi ama. Ben çünkü bu oyunu beğendim. Niye beğendim? Saçma bir oyun o değil bence. İyi bir oyun. Saçmalığı şöyle değil. Mesela çok MMORPG oyunları var. Hepsini saçma sapan yapmışlar. Mesela bazılarının kameraları bir kamera açısını iyi yapamıyorlar. Mesela siz oynuyorsunuz, kameramı yönlendireceksiniz yoksa insan canavarları mı öldüreceksiniz? Bu açıdan. Mesela bunun her şeye uyuyor. Bu Diablo tarzı bir oyun arkadaşlar. Hem Diablo hem Patch of Exile tarzı arkadaşlar. Dur, öldürme lan beni. Öldürecekti. Patch of Exile'den şeyi karışım yapmışlar. Diablo karışımı. Hani ben misal olarak söylüyorum. Yani onlara benziyor diyerekten değil. Boss'a mı geldik? Evet. Kaskanmış. 5 dakikada. Bu sefer hızlı geldik. Şeyi. Evet, burası biraz tehlikeli arkadaşlar. Haydi. Hadi koçum. Oo, altın attı. Güzel. Bir tane daha attı. Evet. Toparlayalım arkadaşlar. Dur, onu alamamışız. Sandığı da açalım. Onların hepsini almak gerekirse. Evet arkadaşlar, zindanımız bitti. 6 56 saniyede bitirdik. Aslında listeye bile girememişizdir de. Ne olsun. Evet arkadaşlar, oyunun zindanı böyleydi. Şöyle anlatmam gerekirse, bu oyun hakkında arkadaşlar, Welcome. Bu oyun Patch of Exile'den Diablo karışımı bir oyun. Gelişmekte bir oyun. 31 kişilik bir ekibi var arkadaşlar. CEO'sundan birlikte. Oyun yaklaşık 7 seneden beri planlanmış ve 2000, yanlış hatırlamıyorum, 2015'in mi, 2000 16'nın, pardon, 2015 ya, 15 ya da 16'sında oyun sürüm olarak, alfa sürüm olarak girmiş piyasaya. Kart olarak arkadaşlar, kart bu kadar şimdilik. Ama idareten, ama çok az gerçi de, yani bu oyunlar için, MMO için çok 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 küçük yani. Mesela MMO'da şu kadarcık bir yeri vardır yani kartın, öyle anlatayım. Çünkü MMO dediğimiz zaman bayağı büyük olur yani. Bu yukarıcık bir yeri var açıkçası. Ama oyun gelişmekte olan arkadaşlar, gelişmekte olan bir oyun. Ben buna destek veriyorum çünkü tam kafama göre bir oyun. Ben normalde Star Wars Old Republic MMO'sunu oynayan bir insanım. O da eski gerçi de. Ama bir o kafama yatıyordu benim MMO'da. Ve bu oyun da yattı. Ama bu oyun birazcık çok eksikleri olmasına rağmen şimdikten yattıysa, ki diyorum ki hani oyun tamamen bittikten sonra, yani beta'ya geçtikten sonra, yani tamamen adam akıllı oturduktan sonra o işin rayını, oyun nasıl olacak acaba? Bilmiyorum ama bence oyun hala da şimdikten güzelse o zaman da güzel olacaktır. Fazla uzatmadan arkadaşlar, sonuna getireyim, diyeceklerimin sonunu getireyim. Bu oyunun zindanına girdim. Genel olarak konuştum. Detaylı şekilde de
Eğer rağbet görürse bu video detayına girelim bir şekilde. Detaylı anlatımını. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu eğer çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız ki ben istiyorum ulaşsın. Bir nevi bu oyunu Türkçe olarak çok az kişi var. Ben de üçüncü kişiyim yani o kadar elimizden parmaklarımıza sayılabilecek kişilerdenim. Bu oyun hakkını vermek için lütfen paylaşalım arkadaşlar çünkü oyun güzel. Eğer alacaksanız da benim rehberim oyun yaz indirimleri rehberimde bulabilirsiniz 2018'de. 2000'de daha yeni çektim videoyu. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyun çok güzel. Açıkçası bunun da ayrı bir videosunu daha çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.